Merhabalar, ben Köfteyiz Köfte ve Fiyatı Köfte serimizin 57. bölümüne hoş geldiniz. Ve kendime bir Brain in a Jar craft ediyorum. Tabii daha önce birkaç tane daha craft etmiştim, 3 tane daha. Ve onları buralara yerleştirdim. Size Brain in a Jar'ların ne işe yaradığından bahsedeceğim birazdan. Ayrıca şuraya bir redstone sinyali koydum. Çünkü bu bir 5. seviye spawner elimizdeki. Ve 5. seviye spawnerların güzel yanı şu: Redstone sinyaliyle onları durabiliyorsunuz. Biraz kendime bir portable hall yapsaymışım güzel olabilirmiş. Ayrıca buraya bir item tesseract koydum gene. Yapımına bakacak olursanız gene standart tesseractımız silver, tin ve numeric servo. Ve direkt ana tesseract girişime bağlı. Artık galiba bundan sonra tesseract kullanacağım. Soul Cage'imi de buraya yerleştirdim. Bu arada bunlar kımıldıyor çünkü içlerinde beyin var. Bunların özelliği tamamen nasıl diyeyim? EXP'leri topluyorlar. Bunu söyleyemedim. Evet, Soul Cage'imize bir spawner'a dönüştürmek için elimizdeki Soul Shard'ı en az Tier 1 olmak zorunda. Buna sağ tıklıyoruz ve artık bu bir inek spawner'ı. Ve ayrıyetten Iron Golem'imizi ve Visor upgrade'imizi koyuyoruz. Iron Golem'imiz zeki olduğu için öldürücü tipi seçiyoruz ve Animal diyorum buna. Diğer türlü sadece yaratıklara saldırır. Şu an Visor upgrade'imiz yok. Ve gördüğünüz gibi öldürdüğünde EXP düşürmüyor. Tabii Wood Golem'imiz de bunun düşürdüklerini temizliyor. Golem'imize hız upgrade'i verseymişiz güzel olabilirmiş. Neyse. Ancak Visor upgrade'imizi koyduğumuz andan itibaren bunu tekrar çalıştırıyoruz ve EXP üretmeye başladığını da görüyorsunuz. Ancak EXP'ler bunlar tarafından depolanıyor ve sağ tıklayarak bu EXP'leri alabiliyorsunuz. Tabii bu EXP'lerden kısa bir parçayı direkt veriyor. Eğer bunu kırarsanız iki vuruşta kırılıyor bu arada. Direkt bıraktığı tüm EXP'yi verecektir. Ve sanırım bir Wood Golem bize yetmeyecek. Neyse onu sonra hallederiz. Ama artık bir EXP farmımız var ve patates tarlamı ben yıkmıştım, değil mi? Evet, patates tarlamı kaldırmıştım artık çünkü artık patatese ihtiyacım yok. Çünkü yemek ihtiyacımı artık etle sağlayacağım. Ve şu tepeyi de koyalım hemen. Evet, mükemmel bir biçimde bunu da hazırladık. Ve artık bir EXP farmımız var. Seni bir süre çalışmaya bırakalım. Deri ihtiyacımızı da o karşılayacak. Mis gibi oldu. Ve şimdi bize bir şey daha lazım. Hatırlarsanız geçen bölümde Wireless Redstone'u tekrar kurmuştum. Dolayısıyla da kendime bir Wireless Redstone hattı yapacağım. Bunun için bana bunlar, Obsidian Stick ve bu lazım. Wrether Pearl'ün yapımı kolay. Yani biraz. Bakalım kaç tane ihtiyacım olacak. 4 tam. Ancak Ender Pearl sayımız az. Bunun için kolay yol. Şöyle bir şey yapayım. Ve bu arada bunları hangi sırayla yerleştirdiğiniz önemli değil şimdi koyacaklarım. Çünkü onun hakkında bir şey göstereceğim. Şimdi sırasını değiştirelim. Gene craft edebiliyorum. Bana iki tane lazımdı. Ve iki tane de senden lazım. Şimdi
Şu şekilde koyarsak eğer bunu elde ederiz. Bundan bir tane lazım. Ve voila. Şimdi bir de bana evet. Yani ikinizin de geri kalanı aynı. Ve şunlar. İlk önce receiver, transmitter pardon. Sonra da receiver. Transmitter redstone sinyalini veriyor. Receiver ise redstone sinyalini alıyor ve bana sonic tornado'm lazım. Çünkü bu arkadaş red power. Eklentisi. Set name. Evet. İkinci sinyale ve evet. Şimdi mining age'imize geri dönelim. Bunu durdurmuştum en son. Ve senin kodunda bir değişiklik yapacağım. Loop. Seni true yapacağız. Save. Exit. Bunun sebebi bunun true olması lazım. Evet. Tamamdır. Çalışmayacak şu an. Çünkü true değil. Ancak eğer eve gidip yani buradaki redstone sinyalini açarsam şuna da geçmek için değişik bir yol bulmalıyım. Ve şuraya gidersem hazır dungeonlardan portal spawner bulmuştum. Gördüğünüz gibi çalışmaya başlayacak. Misler gibi çalışıyor artık. Bunu koymam... Bir saniye, sen neden çalışmadın? Bir sonraki turumuza bakalım. Senin modemin çalışmıyormuş. Hiçbirinin çalışmıyor. Bu sorun neden acaba? Şimdi çalışıyor. İlginç. Neyse, kodlara bir belki hepsine başta bir restart atma komutu veririm. Ama bu ilginç bir bug. Neyse, sıkıntı yok. Ve kuarimiz bu şekilde çalışıyor. Misler gibi. Yakında maden işleme yöntemimizi de değiştireceğiz bu arada. Çok daha gelişmiş bir şey sisteme geçeceğiz. Hatta ne kullanacağım makineyi şu an kullanıyorum hatta. Ama farklı bir iş için. Kullanacağım makineyi size göstereyim direkt. Bu arada spawner'ım chunk loading için bulunduğu chunk yükleniyor mu? Show lasers. Yükleniyor, tamam. Ve galiba tek golem yetmiyor. Neyse, daha sonra ben ikinci bir golem falan daha koyarım. Daha rahat çalışsın diye. Çünkü anlaşılan tek golem buna yetmiyor. Hide lasers. Bunu koymamın sebebine gelecek olursak, gördüğünüz gibi cobblestone oranımız. Cobblestone'u yok etmek için biraz daha hızlı bir yol düşünebilirim yakında. Ki bunların yavaşladığı gibi bir gerçekte söz konusu. Olsun. Neyse. Devam edelim biz. Yeni sistemde kullanacağım
Makineyi gösterecektim. Industrial Grinder. Zaten recipe'lerine bakarsak eğer, gördüğünüz gibi her madeni gayet güzel eşliyor ve ekstralar var. Fakat bu ekstralarla başa çıkmak biraz zor. Ancak bunun için de bir şey kullanacağım. Şurada kullandığımız sistemin neredeyse aynısı. Bu gayet mükemmel bir biçimde onlarla da çalışıyor. Neticede bu sadece 9'a 9'luk değil 4'e 4'lük bir alanda da crafting yapabiliyor. Bu sayede onu o şekilde kullanacağım. Evet ve fazladan frame'imizi ve panelimizi şuraya atalım. Sindi atalım. Ve engineering brick'lerimi ben neden buraya koydum? Güzel soru. Ve hazır şunlara başlamışken ben şunlardan bir tekrar yapayım. Hatta bir şey daha yapacağım bununla ilgili. Ender Pearl'ümüzü yapacağız belki de. Nerede benim medium stone'um? Gel bolca bir Ender Pearl yapayım. 16 tane. Hemen şunları craft edip geliyorum. Evet, bu ikisini craft ettim. Ancak bir şey daha craft edeceğim. Bir saniye, ona ihtiyacım yok. Şurada zaten fazladan bir button'ım vardı. Ve bu craft edeceğim şey wireless remote. Bu ne diye soracak olursanız eğer shift'e basıp tutarak buna basarsanız gördüğünüz gibi uzaktan bir wireless kontrolü. Misler gibi. Ve bana lever'ım var tamam. Ve frame. Ayrıca de sizden. Tamam, şöyle bir frame alayım. Ve sizleri de panele çevireyim. Ve quarry'mizi durduralım. Bir saniye. Yine bir laglama oluyor ama eskisi kadar sıkıntı değil. Bakalım quarry'miz durdu tamam. En son hareketteymiş zaten bir de. Evet, şimdi frame'lerimizi alalım. Yapacağım şeyi size basitçe göstereceğim. Ve şuraya da bir tane. Şunu yerleştirelim. Ve evet, tamam. Sen nereye kol? Tamamdır. Ve seni yerleştirelim buraya. Senin frekansın ne olsun? 3. Quarry portal. Tamamdır. Eğer şimdi buna gidip, bu arada bunlar da dungeonlardan çıktı. Seni bu yaparsam, gördüğünüz gibi buna basılı tuttuğumda direkt bir portal açılacak. Aslında düşündüm de buraya bir receiver koymama gerek yok. Tool. Ama gene de koyayım ben. Bana scaffolding tarzı bir şey lazım olacak. Sıkıntı yok. Hemen şuradan iki tane dört çalarım. Sen gel. Bir oyunu yeniden başlatmam gerekecek birazdan. Tamamdır. Ve lever. Aslında düşündüm de buraya da transmitter koyacağım. Karar verdim. Obsidian.
Ben hemen oyunu yeniden başlatıp geliyorum. Evet, oyunu yeniden başlatıp kendime bir tane daha receiver yaptım. Mining Age 3'ümüze geri dönüyoruz ve receiver'ı şuraya koyalım. Tamamdır. Eğer ne zaman ki şuna basarsam gördüğünüz gibi buradan core'imize gideceğim. Ve düşmekten son anda kurtulacağım. Bunun anlamı şuraya. Biraz daha frame koy. Ama lazım. Tamamdır. Ve eğer şimdi direkt neden orayı, onu kullanıyorum? Ben işte direkt şunu kullanayım. Misler gibi. Buraya gidip core'imizi tekrar çalıştırırsak ve şuraya gidip gelirsek gördüğünüz gibi core'imiz hareket ederken de ben gayet buraya gelebiliyorum. Şu an hareket ediyor. Ve tekrar kazacak. Evet, mis gibi çalışan bir core'imiz var. Artık. İyi ki bu Dire Core'i yapmam için bana gaz vermişsiniz. Çünkü kendi core tasarımından 1000 kat daha güzel bir şey. Ki zaten en başından da bunu yapmak istiyordum fakat yorumlardan korkuyordum. Yani, sinirimi bozacaklar biliyordum. Ama neyse ki anlayışla karşıladınız. Abi güzel sistem. Aman yap. Ne olacak dediniz. Yaptım. İyi de oldu. Bunun yanında yavaştan birkaç enchant falan yapmaya başlayalım. Bu arada RAM kullanımına bir bakayım. 1 GB'a yakın RAM kullanıyor. Tabii harita o öne bir geçti. Haritayı bir kapatalım. Evet, 1 GB civarında RAM kullanıyoruz. Yol güzel. Artık bu EXP farmıma da sahip olduğuma göre bu bölüm ne yapayım? Kendime bir adet. Ha, zaten Sword of Zephyr'um vardı. Şuralarda bir yerde. Seni enchant edeceğim. Hadi güzel bir şeyler çık. İçgüdülerimi dinleyeceğim. Sen. Ah! Gele gele inanılmaz rezil bir enchant geldi. EXP'lerimizi toplayalım. Tabii EXP'lerimiz arada bunlar arasında dağılıyor. Çok az daha çalışırsa sanırsam yeterli EXP'miz olacak. Şurayı da en kısa zamanda kaldırayım. Evet, bir inek bir golem yetmiyor. Belki strong falan yapabilirdim. Ya da speedy. Speedy'ye gerek yok. Strong yapsaydım güzel olabilirdi. Neyse, sağlık olsun. Bir ikinci strong yaparım artık. Bu arada bu nasıl idare ediyor? Bir ona bakalım. Bence şöyle bir şey yapabiliriz. Hangisi sand? Evet, sen sensin. Ama artık değilsin. Kaç cobblestone'da devreye giriyordun sen?
Sen de geri dönüşme türmeye o kadar ihtiyacımız yok. Evet. Artık iki tane cobblestone girişimiz mevcut. Scrap üretim gene yetmiyorlar ama olsun. Buradaki scrap üretimine bakalım. Misler gibi. Evet. Artık misler gibi bir quarry'miz mevcut. Ve onunla gayet misler gibi madenlerimizi üretiyoruz. Ve elde ediyoruz. Üretmiyoruz, elde ediyoruz. Ve şuradan alsam çok daha sağlıklı olabilirdi. Şunu yapıyorum çünkü biraz sende ihtiyacım var. Basit bir şey. Biraz da demire. Demire demişim. Kuma. Kumda değil. Cama. Evet. Bu bölüm için başka ne yapacağım onu düşünmemiştim. Cidden hiç düşünmemiştim. Aa düşünmüştüm evet. Pardon. Şurada bir tane daha Sword of Zephyrum olacaktı. Ben mi yanlış hatırlıyorum yoksa? Buralarda bir yerde. Yokmuş. Şuraya bakalım. Ha varmış. Bakalım 30 level olabilecek miyiz şu an? Olamayacağız sanırsam. Evet olamayacağız. Azıcık daha çalışsan. Evet, derilerimiz gayet misler gibi sağlanıyor buradan da. Ben bu misler gibi lafını biraz fazla kullanıyorum. Ama cidden misler gibi. Golem kesinlikle şart. Ben hemen craft edip geliyorum onları. Ya da dur, hemen craft edemem. İki bölüm arası ben craft ederim çünkü bayağı bir zahmetliler, şerefsizler. Ve şunlar için bir şey düşündüm. Sen dolusun. Bakalım başka, sen dolusun. Sen dolusun. Siz zaten doluluktan öleceksiniz. Sen dolusun. Sen dolu değildin. Alüminyum torç. Ve sizleri alıp ben tavana yerleştireceğim. Evet, doluları böyle alıp tavana yerleştiriyorum. Bakın başka dolumuz var mı? Bir de bu. Aa, sen dolu değildin. Uzağa değil, daha yakına yerleştirelim. Evet. Şimdi kaç tane daha yenilememiz lazım? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. 10 tane daha yerine koyacağız. Yapımları zaten kolaydı. 10. Ve glass panel. Pardon. 64 tane glass panel craft edelim bakalım. 10. Son turumuz yetecektir.
Misimiz yetmedi. Yok pardon. Yanlış yerleştirmişiz. Tamam. 10 taneyi daha buraya geri koyalım. Tamamdır. Ve sıra sizden EXP'leri toplamaya geldi. Herhalde 30 level olurum artık. ...29 oldum. Ah, hay bin lanet. Çalış bakalım. Ve şuradaki enchantlerimize bakalım bir. Fire Respiration, Smite, Flame, Fire Aspect, Respiration... Fire Aspect güzel olabilir. Seek Touch, Smite... Smite 3 ve Smite 2. Infinity, Smite 2, Respiration, Infinity, Sharpness, Projection, Flame, Fire Projection, Respiration, Unbreaking. Unbreaking güzel olabilir. Efficiency, Looting. Tamamdır. Evet, 30 level oldum. Hadi bana güzel bir level, güzel bir enchant ver. Öncekinden iyi. Hani yalan söylemeyeceğim, öncekinden iyi. Ama gene beklediğim şey değil. Düzgün bir enchant gelseydi eğer gidip yapacağım şey şuydu. Pardon. Nether'a gidip Wither arayacaktım. Ha, gerçi looting aradığım bir şey ama enchant kostüm yetmiyor şu an. O zaman ben şurada level birikmesini bekliyorum. Gerçi o esnada biraz yaratık da avlayabilirim. Evet, avlayayım hatta. Ve bir tane Creeper spawner da yapsam güzel olabilir. Evet. Eski usul level toplama. Ama yaratık... Neden uyudum ben? Evet. Bu bölümün biri... Evet, burasını bence durdurayım ben. Ve şuna, nerede bizim unbreakingimiz? Unbreaking 3 ekledik. Repair enchant bulabilseydim güzel olabilirdi aslında. Gerçi unbreaking 4'e yükselteceğim ve seni hiç sevmedim. Endermenlere karşı işe yararsın ancak geri kalanında hiçbir işe yaramazsın. Ve ben şunu bir yandan şunun yeterli level toplamasını bekleyeceğim. Sonraki bölüm arasında. Bu arada Warple olsa güzel olabilirdi gene. Çünkü kafaların düşme ihtimalini arttırıyor. Fakat bahsettiğimiz şey Wither'lar olduğu için ve Wither'larda kafa düşme olasılığı yüksek ancak Rare Drop, yani düşük olasılıklı düşürme. Mesela buna basit bir örnek verecek olursak, zombilerin Iron düşürmesi gibi. Düşük olasılıklı ancak düşüyor. Ya da ineklerin deri düşürmesi gibi. Vesaire. Bu aynı mantık bunlar. Dolayısıyla da looting burada çok işimize yarayacak bir şey gene. O yüzden looting çıkması güzel oldu. Fakat bize şu an Warple da çıksa ki yine bir 30 level falan kazanmayı deneyeceğim. Hatta birazdan o iki bölüm arasında birkaç tane daha golem yapacağım. Ve bu auramın
pek hoşuna gitmeyecek. Olsun. Neyse, izlediğiniz için teşekkürler. Köftesi Köfteni günler, iyi eğlenceler.